Çok kıymetli basın mensupları, ülkemizde modern eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839'dan bugüne tam 185 yıl geçti. Mesleki tarihimizde özel bir yere sahip olan bugünü Türk Eczacıları Birliği olarak bölge eczacı odalarımız, eczacı kooperatiflerimiz, eczacılık fakültelerimiz, kamuda, sanayide, eczanelerde görev yapan 50 bini aşkın meslektaşımızla birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 185 yıldır kanıta dayalı bilimsel çalışmaların ışığında üstlendiğimiz tarihsel miras, sağlıklı yaşam hakkını savunan toplumsal misyon ve çağın gereklerini takip eden gelecek vizyonumuzda topluma şifa dağıtan bir mesleğin mensupları olmanın da sorumluluğunu taşıyoruz. Bildiğiniz gibi Gazze'de insanlık tarihinin en ağır, en karanlık ve en acımasız katliamlarından biri yaşanıyor. Bizler insan hayatını korumayı kendisine ilke edinmiş bir mesleğin temsilcileri olarak masum sivilleri hedef alan, binlerce Filistinli'nin yaşamını kaybetmesine, yaralanmasına yol açan bu saldırıları en ağır şekilde bir kez daha lanetliyoruz. Bir an önce uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı bu insanlık dramının sona erdirilmesi ve bölgede yeniden barış ortamının tesis edilmesi için bütün dünya ülkelerini, uluslararası kuruluşları bir kez daha acilen göreve davet ediyoruz. O nedenle bu yılki eczacılık haftamızın temasını eczacı varsa hayat var olarak belirledik. Eczacı varsa hayat var. Meslektaşlarımızın üstlendiği kritik roller önce pandemide ardından da o çok büyük yüreğimizi yakan deprem felaketinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çok daha net bir şekilde görüldü. Eczacılar sağlık sisteminin en hayati can damarlarından birisidir. TÜİK'in sağlık harcamalarına ilişkin istatistiklerinde 2022 yılı verilerine göre ülkemiz toplam cari sağlık harcamalarına gayri safi yurt içi hasılada ayırdığı %3.7'lik oranla OECD ülkelerine göre en düşük pay ayıran ülkedir. Toplam sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla oranı 2021 yılında %4.6 iken 2022 yılında %3.7'ye düşmüştür. Bu durum geri ödeme kapsamında yer alan ilaçlarda kısıtlamalara gidilmesi, hastalarımızın cebinden çıkacak ilaç fiyat farklarının daha da artması, ilaç yokluklarını ve ilaca kısıtlı erişim sorunlarını, yeni keşif, yeni nesil ilaçların ülkemizde erişime açılamaması ve hastalarımızın yeni tedavi olanaklarından faydalanamamasını, yarım kalan tedaviler nedeniyle de oluşan yeni komplikasyonların hasta güvenliğini ve sağlık bütçelerini çok daha fazla tehdit etmesi. Bu şekilde özetlenebilecek pek çok istenmeyen sonucu beraberinde getireceğini düşünüyoruz bu sürecin. Ulusal gayri safi yurt içi hasıla içerisinde sağlığa ayrılan payın artırılması, sağlık bütçesi içerisinde ilaca uygun oranlarda gerekli payın ayrılması da zaruridir. Bir süredir gündemde olan kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin çalışmaları, mali disiplinin sağlanmasını, yüksek enflasyonun dizginlenmesi açısından gerekli buluyoruz. Toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecek hiçbir tasarruf tedbiri alınmamalıdır diyoruz. Halk sağlığını koruma gayretindeki bir meslek grubunun temsilcileri olarak bu uyarıyı yapmayı bir görev biliyoruz. Ve diyoruz ki sağlıktan tasarruf olmaz. Yerli ve milli ilaç üretimi konusu çok önem verdiğimiz konu başlıklarından birisidir. Daha önce de dile getirdik. Dışa bağımlı olmayan bir ilaç sanayi hedefi bütün ilaç sektörünün ana hedeflerinden birisi olmalıdır. İlaç stratejik bir üründür ve ilaçta dışa bağımlılık toplum sağlığı açısından ağır sonuçlara neden olacaktır. Olmaktadır da. Bu sonuçları zaman zaman hep birlikte yaşıyoruz maalesef. İlaç yokluklarının önüne geçebilmenin yolu
her ilaca kolayca erişebilmenin yolu kapsamlı bir yerli ilaç üretiminden geçmektedir. Ertelemeden, ötelemeden, hemen bugün bu hedef için elimizden ne geliyorsa hayata geçirmek durumundayız. Türkiye Eczacıları Birliği olarak her platformda söylediğimiz gibi bugün de sizlerin huzurunda tekrar etmek istiyorum. Üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi tekrar söylüyoruz. Deprem bölgesinde görev yapan meslektaşlarımıza yönelik özel iyileştirmelerin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu konunun da ısrarlı bir şekilde takipçisi olacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Bir diğer önemli başlık da kontrolsüzce açılan eczacılık fakülteleri. Ciddi bir istihdam sorunu yaratmaya devam ediyor bu konu. Çünkü uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitimi için, mesleki sürdürülebilirlik için artık yeni bir eczacılık fakültesi daha kesinlikle açılmamalıdır. Bu konu artık sadece eczacıları ilgilendiren bir başlık olmaktan çıkmış, bu fakültelerden mezun binlerce genç arkadaşımızı, onların ailelerini, dolayısıyla bütün ülkemizi ilgilendiren bir istihdam sorunu haline gelmiştir. Yeni mezunlar için, genç meslektaşlarımız için artık yeni istihdam politikaları hayata geçirilmeli, kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, ilaç sanayinde, dağıtım kanallarında, ilaca ilişkin hizmetlerin sürdürüldüğü her alanda eczacı sayısı artırılmalıdır. Son dönemde meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarında ne yazık ki ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Birinci basamak sağlık danışmanı olarak sağlık hizmeti veren eczacılarımızın sundukları bu hizmetin güvenli ortamlarda yerine getirilmesi için gereken önlemlerin acilen alınması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Son güncelleme yıl başında yapıldı. Genelde dalgalı bir seyri var. Yani yıl ortası da yaklaşıyor. Ne durumda? Yanımızı seyretti. İlaç erişim ihtiyacı. İlaç yokları ve yok durumda düşen ilaçlar ya da işte eczanelere yeterince ulaşma ilaçlar konusunda kalemin başında bir sayı ya da bir oran ifade edebilir misiniz? Geçtiğimiz senelerde Ocak-Şubat ayındaki ilaç yoklukları gibi bir durum şu anda yok. Yani birebir hani öyle bir şey dersek doğru olmaz. Ama bunun olabileceğiyle ilgili emareler var. Onu söyleyebilirim. Umuyorum ve diyorum ki olmaz. Biz de bununla ilgili şöyle oldu, böyle oldu diye açıklamalar yapmak durumunda kalmayız. Ama böyle bir şey olduğu zaman bilin ki ilk bu açıklamayı biz yapacağız. Çünkü halkın ilaca ulaşım hakkının savunucusu da biz olmalıyız.